Mehdi'nin öcü çekmesi konusu zaten Kur'an'da, hadislerde bize bildirilen bir konudur. Fakat aynı zamanda bu Tevrat'ta da bildirilmiş olan bir konudur. Biliyorsunuz Hazreti Mehdi ile ilgili açıklamalar genel olarak Tevrat'taki açıklamalar hadislerle son derece uyum içindedir. Mehdi'nin çıkış dönemi, Mehdi döneminde hiçbir şekilde savaşların olmayacağı, kana katılmayacağı, sosyal adaletin geleceği, bütün insanların refah ve mutluluk içinde yaşayacakları ve bunun gibi pek çok detay Tevrat'ta da aynı şekilde anlatılmıştır, tıpkı Kur'an'da olduğu gibi. Şimdi ben Tevrat'ta Mehdi'nin acı çekmesiyle ilgili, biliyorsunuz Kral Mesih olarak geçer Tevrat'ta, fakat aynı kişidir. Biz Mehdi olarak bekleriz, onlar Kral Mesih olarak beklerler. Fakat aynı kişidir. Şimdi Tevrat'ta şu şekilde geçiyor Hazreti Mehdi için. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik diye geçiyor. Yani çok acılı bir dönem, yani çok acı çektiği bir dönem olacağı, zorluk çektiği bir dönem olacağından bahsediliyor. Oysa Yeşaya 53'e 5 ve 7'de de şu şekilde geçiyor. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden yaralandı, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. Bakın bu çok önemli. İnsanların yaptıklarından, insanların hatalarından dolayı Mehdi kendisi üstlenerek bütün o sorumluluğu, bütün herkes için, Allah rızası için bütün sorumluluğu, o zorlukları üstüne alıyor. Bu zorlukla ilgili bu konu Zohar'da çok detaylı anlatılmıştır. Hocamız çok defa hatırlatır bunu. Mehdi'ye daha önceden soruyor Rabbimiz, bunu üstlenecek misin böyle acıları diye. O da kabul ediyor. Şu şekilde geçer Zohar'da. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mesih'i bir varlık olarak var etti. Burada Hazreti Mehdi bahsedilen. Ona şöyle söyledi, benim oğullarımı yani kullarımı 6.000 yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? O da yani Kral Mesih, Hazreti Mehdi cevap verdi. Evet yapacağım. Daha sonra Allah ona dedi ki, sonra eziyetlere sabredecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır, acılarımızı o yüklendi. Mesih de şu şekilde cevap veriyor Hazreti Mehdi, Allah'a şu şekilde cevap veriyor. Onlara sevinçle sabredeceğim diyor. Maşallah, bu çok önemli gerçekten. Hazreti Mehdi'nin acılar çekeceği daha önceden belirtilmiş, fakat sevinçle sabredecek Allah rızası için. Çünkü Allah rızası için görevlendirilmiş bir insan, çok kutlu bir insan, çok mübarek bir insan. O acılara sabrediyor çünkü Allah'ın güzel bir kulu olduğunu ve güzel bir görev yüklendiğini çok iyi biliyor maşallah.